Hadi bakalım. Bin şöyle bir git bakalım. Dede buna biniliyor mu? Karotaya bak. Binir tabii oğlum. Bak tekerleğine. Bu ne biçim kayka ya? Sen Miloska'nın kaykalarına hiç benzemiyor. Niye biz de onlar gibi oyuncakçıdan almadık? Murat, bunu deden senin için özel yaptı. El emeği var bunda. Ben tahtaları getireyim. Tamam yavrum. Zeynep, sen beğendiysen sana vereyim ha. Ben arabayı istemiyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Eğer siz beğenmediyseniz ben de Eda teyzenize veririm. O sizin yaşınızdayken bayılırdı buna. Ay tahta araba. Hoppa. İşte böyle. Binmeyenin arabasına binerler. Ya benim kardeşim teyze ya. Hayır o benim. Dedim bunu bana ver. Hadi al al. Dur, otur bakalım. Sen de otur. Dur kız ben arkaya oturacağım. Hı, uzat bacaklarını. Dikkat et. Evet böyle. Eda. Efendim abla. Melda'nın nesi var biliyor musun? Niye abla? Ya geldiğinden beri odasından çıkmadı. Harun'la falan mı bir şey oldu acaba? Bir baksana şuna. Abla? Ferda ablam süper tatlısından yapmış. Hadi gel aşağı inelim. Sana bir şey soracağım. Ama bana doğruyu söyleyeceksin Eda. Harun'la sen kaçta buluştun? Bilmem. Yani saate bakmadım. Akşamüstüydü. O mu seni aradı? Hı hı. Bana bir sürpriz hazırlamak istediğini söyledi öyle mi? Abla neden soruyorsun bunları? Halinde bir gariplik var mıydı? Böyle gergin, düşünceli miydi mesela? Nereye varmaya çalışıyorsun abla söylesene. Bütün gün ulaşamadığım adam günün sonunda bana sürpriz yapmak için uğraşıyor. Ama nerede olduğunu sorunca da cevap vermeyip kızıyor. Ya, bir türlü aklımı almıyor Eda. Beni sevip sevmediğini bile anlayamıyorum. Bazen bana hiç değer vermiyormuş gibi davranıyor. Sonra da böyle sürpriz falan. Sana bir şey söyledi mi? Hayır. Ne söyleyecek abla? Ben bir gariplik görmedim. İyiydi, neşeliydi. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hayır abla. Saklamıyorum. Ne olursa olsun bana doğruyu söylerdin değil mi? Evet. Senin mutlu olman için her şeyi yaparım abla. Her şeyi. Ne olur üzülme abla.